Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya kampımızın 8. günündeyiz ve 8. günde 9. sınıfın 3. ünitesi olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesine başlıyoruz. Bu dersimizde kimyasal tür ve çeşitlerini tanıyacağız. Aynı zamanda kimyasal türler arası etkileşimler nasıl sınıflandırılır? Bunu öğrenmiş olacağız diyerek şöyle dersimize başlayalım. Öncelikle bu derste göreceğimiz mavi başlığımız kimyasal türler arası etkileşimlerden. Şu ana kadar TYT'de çıkmış soruların %5'i bugünkü dersimizden çıktı. Öncelikle türler arası etkileşimleri incelemeden önce kimyasal tür nedir? Onu öğrenerek başlayalım. Şimdi kimyasal tür maddeler farklı türde tanecikler şeklinde bulunur. Maddenin bulunduğu bu farklı taneciklere kimyasal tür denir. Ve madde 4 tane farklı şekilde 4 farklı tanecik olarak bunlar dolayısıyla 4 farklı tür vardır. Ancak biz müfredat gereği şu an 9. sınıfta ve TET'de 3 tane türü öğreneceğiz. 4. türü de daha sonra AYT konularında geçmiş olacak. Şimdi birincisi 3 tür olarak düşünelim şu an. Madde atom şeklinde bulunabilir. Atom bir kimyasal türdür. Molekül şeklinde bulunabilir. Molekül bir kimyasal türdür. Aynı zamanda iyon şeklinde bulunur. Yani atom, molekül ve iyon farklı farklı kimyasal türlerdir. Maddeler atomik halde de bulunabilir, molekülleri halinde de, iyonları halinde de bulunabilir. Şimdi bu üç tane türü tek tek inceleyelim. Atomu zaten biliyoruz. Atom ve periyodik sistem ünitesinde ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Atom bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşıdır. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom adını veriyoruz atom tek bir taneciktir. Yani monoatomik türlerden burada bahsediyoruz. İki tane atom bir araya geldiği zaman o artık molekül haline geçmiş olur. Dolayısıyla biz burada tek bir tanecikten atom. Örneğin helyum, neon, argon ki soy gazlar monoatomik halde doğada da bulunur. Civa tek atomlu metallerden. Altın tek atomlu. Bakır tek atomlu. Tabi ametaller de yine tek atomlu hale getirilebilir. Yani bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom diyoruz. Burada tek atomlu yapılardan bahsediyoruz. Tek bir atom olacak. Helyum, neon, argon gibi gidip helyumun altına veya şöyle düşünün civanın altına 2-3 gibi sayılar varsa bu artık birden çok atom yan yana gelmiş demektir. O artık farklı bir türdür. İşte atom bu şekildeydi. Molekül ise en az iki atomun bir araya gelerek oluşturdukları nötr, nötr çünkü nötr değilse bu artık molekül değildir. iyona girer. En az iki atom yan yana gelecek ve oluşturdukları bu nötr atom gruplarına molekül ismi verilir. Molekül. Şimdi en az iki atom. 2'den fazla da olabilir. 3, 4, 5 onun sonu yok. Ama en az iki atom yan yana gelmişse o artık bir molekül. Tabi burada molekül olması için ametal atomlarının bir araya gelmesi gerekiyor. Yani en az iki ametal atomu yan yana gelmişse en az iki tane ametal atomu yan yana geldi. Ama burada şu soru akla geliyor. Tamam iki veya daha çok molekül oluyor ama aynı atomlar da yan yana gelerek molekül oluşturabilir. Farklı atomlarda. Eğer ki aynı atomlar iki veya daha fazla aynı ametal atomları yan yana geliyorsa biz buna element molekülü diyoruz. Element molekülü örneğin oksijen. İki tane oksijen atomu yan yana gelmiş. Aynı oksijen atomları. Bu moleküldür ancak element molekülüdür. Veya 3 tane oksijen atomu yan yana geldi. Bu aynı tür atomlar yan yana gelmiş, birden çok gelmiş element molekülüdür. Element molekülü. 2'den fazla. 2 veya daha fazla. Mesela azot 2 tane. Aynı 2 tane azot atomu yan yana gelmiş. Bu element moleküldür. Yani aynı türü görüyorsan bu element moleküldür. Ama birden fazla ve farklı tür atomlar varsa, farklı atomlar varsa buna bileşik molekül denir. Bileşik molekülü. Örneğin H2O bir bileşik moleküldür. İşte iki tane hidrojen ve bir oksijen var. Yani farklı türler de var artık. Karbon ve oksijen farklı türler de var. Karbondioksit bir moleküldür, bileşik moleküldür. Hidrojen klor bir moleküldür ve bileşik moleküldür. Tamam mı? Ametal atomları birden fazla ametal atomları yan yana geliyorsa bu direkt moleküldür. Eğer aynı tür ametal atomları yan yana geliyorsa element molekülü, farklı tür ametal atomları bir araya geliyorsa bu da bileşik moleküldür diyebiliriz. Ve üçüncü türümüz ise bakın atom veya molekül. Atom da nötr, molekül de nötr. İkisi de nötr. Atom veya molekül fark etmez. Elektron almışsa veya vermişse yani elektron sayısı değişmişse nötr haline göre artık bu iyon haline geçer. İyon da bir kimyasal türdür. Pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. İyon denir. Yani örneğin potasyum bir atomdur ama potasyum elektron vermişse potasyum artı yüklü bir potasyum artık iyondur. İşte örneğin NH4 bir moleküldü ama NH4 elektron verdi. NH4 artı yüklü bir artı yüklü hale geçti. Bu artık bir iyondur veya işte kükürt 2x iki, iki tane elektron almış bir iyondur. NO3 bakın yani tek atomlu olmak zorunda değil birden çok atomlu iyonlar da vardır. Tamam? Şimdi biz burada pozitif yüklü olan iyonlara yani artı yüklü iyonlara yani elektron vermiş olan işte molekül veya atomların oluşturduğu iyonlara katyon adını veriyoruz. Katyon. Katyon ki daha önceki derslerimizde de geçmişti. Katyon Artı yüklü iyonlar bakın katyonun ortasındaki şu artıdan artıya eşleştirebilirsiniz. Negatif yüklü iyonlar yani elektron almış atom veya moleküllere ise anyon adı verilir. Anyon. Bakın negatif yüklü, eksi yüklü, eksi yüklü, eksi yüklü. Eğer ki birden çok atom iyon haline geçmişse yani moleküller iyon hale geçmişse buradaki örneklerde olduğu gibi biz bunlara aynı zamanda kök iyon adını veririz. Kök iyon. NH4 artı bir kök iyondur. NO3 eksi kök iyondur. Tamam. Artı yüklü iyonlar katyon. Eksi yüklü iyonlar da anyondur. Dolayısıyla kimyasal türleri bu üç sınıfta inceleyebiliriz. Atom, molekül ve iyon. Molekülde element molekülü ve bileşik molekülü olarak ikiye ayrılıyor. İyon da katyon ve anyon olarak ikiye ayrılıyor. Şöyle bir etkinlik yapalım. Burada bazı maddeler var. Bazı işte kimyasal türler var. Bunlar atom mu? Molekül mü? Molekülse element molekülü bileşik molekülü mü? İyon mu? İyonsa da katyon mu? Anyon mu? Bunu sınıflandıralım. Bakın klor Cl2. Bu öncelikle nötr yani iyon değil bir kere. Birden çok atom yan yana gelmiş aynı elementin atomları. Dolayısıyla bu element moleküldür. Altın, Au, altın. Sadece altın bu atomdur. Oksijen 2 eksi bu iyon haline geçmiş. Eksi yüklü bir iyon olduğu için anyondur. HBr birden çok ametal atomu yan yana gelmiş ancak farklı türler olduğu için bu bileşik moleküldür. Moleküldür, bileşik moleküldür. HNO3 de aynı şekilde bakın birden çok farklı türler yan yana gelmiş. Bu bileşik moleküldür. Kalsiyum 2 artı artı yüklü bir iyon dolayısıyla katyondur. S8 yani kükürt sadece kükürt atomları ama birden çok 8 tane kükürt atomu. Aynı tür atomlar yan yana gelmiş birden fazla. O zaman bu element moleküldür. Element molekülü. PO4 3 eksi fosfat. Bakın 3 eksi eksi yüklü bir iyon yani anyona girer bu. Karbon tek bir monoatomik halde karbon atomu atom sınıfına girer diyebiliriz. Bu şekilde türleri sınıflandırabiliriz. Devam edelim. Şimdi kimyasal türleri öğrendik. Peki bu türler yan yana geldiği zaman aralarında nasıl bir etkileşim oluşuyor? güçlü bir etkileşim mi oluşuyor yoksa zayıf, zayıf bir etkileşim mi oluşuyor ve bunu nasıl sınıflandıracağız? Sınıflandırırken öncelikle bağlanan türlere göre bir sınıflandırma yapacağız. Ama daha sonra bu bağlanan türlere göre biraz yetersiz kalıyor. Bağın sağlamlılığına göre bir sınıflandırma yapacağız. Hem bağlanan türlere göre hem bağın sağlamlığına göre. Tamam. Sonra da bunun sınıflandırmasındaki bu bağların isimlerini öğreneceğiz. Öncelikle bağlanan türlere göre bu bağlanan tür atomlar arasında mı yoksa moleküller arasında mı ona bakacağız. Yani atomlar arası bağlar iki atom arasındaki bağdır. Ancak molekülün içinde olan iki atom arasındaki bağ. Mesela hidrojen klorür bir moleküldür. Bu molekül içerisinde hidrojen ve klor atomları arasındaki bağ. Bakın atomlar arasındaki bağ. Hidrojen ve klor farklı tür atomlar. Aynı tür atomlar da olabilir fark etmez. Mesela Cl2 bir moleküldür. Bu molekül içerisindeki klor klor atomları arasındaki bağ. Aynı veya farklı tür atomlar arasındaki bağları atomlar arası bağlar diyoruz. Atomlar arası bağ, atomlar arası bağ. Bakın örneğin su bir moleküldür. Su molekülleri arasındaki bağ. Bunlar da atomlar arasındaki bağ. Aynı zamanda metaller arasında da Metaller tabii ki bir molekül oluşturmaz. Metaller arasında bileşik de oluşturmaz ama metalik bağlar oluşturur. Metal atomlar arasındaki bu bağlar da atomlar arasıdır. Burada şu. Doğrudan şunu diyemiyoruz. Normalde atomlar arası bağlar şu yuvarla kırmızı içerisinde aldığım atomlar arasındaki bağlar güçlü etkileşimlerdir. Güçlü. Güçlü bağlar hatta kimyasal bağlardır. Atomlar arası bağlar yani molekül içi bağlar güçlü bağlardır. Ancak bunun bir istisnası var ve bilmemiz gerekiyor. Yani kesin olarak atomlar arası bağlar güçlüdür diyemiyoruz. Mesela helyum, helyum helyum bir atom ve yoğun fazla yani helyumu sıvı veya katı hale getirdiğiniz zaman helyum atomları arasında da zayıf bağlar oluşur. Atomlar arası ama zayıf. Bak atomlar arası güçlü dedik evet hep güçlü ama sadece soy gazlarda soy gazlarda atomlar arası bağlar zayıftır. Tamam. Dolayısıyla atomlar arası bağ kesin güçlü diyemiyoruz. Soy gazlarda gördüğünüz gibi zayıf bağlar oluşuyor. Atomlar arası olmasına rağmen. Peki moleküller arası bağlar ise her zaman zayıftır. Moleküller arası bağlarda bir sorun yok. İki mole aynı veya farklı, aynı veya farklı. İki molekül arasındaki bağlar zayıf bağlar. Örneğin brom molekülü ve brom molekülü arasındaki bağlar. molekül arası bağlardır. Bakın bu atomlar arası. Bu moleküller arası. Bu atomlar arası. Bu moleküller arası. Farklı mesela HCl bir molekül. H2O bir molekül. Bakın bunlar atomlar arası. Yani molekül içi. Atomlar arası molekül içi. Bunlar güçlü. Ama bu moleküller arası. Moleküller arası ve zayıf bağlardır. Tamam mı? Atomlar arası ve moleküller arası bağları güçlü ve zayıf olarak bu şekilde sınıflandırabiliriz. Tekrar edelim. Atomlar arası bağlar güçlüdür ama soy gazlar hariç. Moleküller arası bağlar ise zayıftır. Peki bağın sağlamlığına göre. Şimdi iki tane kimyasal tür yan yana getirildiği zaman. Bu işte atomla atom, iyonla iyon, molekülle molekül fark etmez. İki tane kimyasal tür yan yana getirildiği zaman bu hangi tür olursa olsun bir kere bu türün bu türdeki atomların bir çekirdeği var ve çekirdekte artı yüklü tanecikler var. Aynı zamanda diğer türünde çekirdeği var. Orada da artı yüklü tanecikler var. Aynı zamanda bu türlerin çevresinde de elektronlar var. Şimdi mıknatısı bilirsiniz, mıknatıs mantığı çerçevesinde. Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Dolayısıyla iki tane tür yan yana geldiği zaman aynı yüklü olan çekirdekteki artı yükler birbirini itecek birbirini itecek. Burada bir itme kuvveti oluşacak. İtme. İtme. Aynı zamanda yine aynı yüklü olan eksi yükler yani elektronlar da birbirini itecek. Burada da bir itme kuvveti oluşacak, değil mi? Aynı yükler birbirini iter. Ancak zıt yükler yani örneğin bir taraftaki çekirdeğin öbür taraftaki elektrona veya yine diğer taraftaki çekirdekteki protonların diğer taraftaki elektronlara da bir çekme kuvveti uygulaması gerekiyor. Uygular zıt yükler de birbirini çeker. Yani bir tarafın çekirdeğindeki artı yük diğer taraftaki elektrona bir çekme kuvveti uygular. Dolayısıyla türler yan yana geldiği zaman itme ve çekme kuvvetleri oluşur dolayısıyla. E peki buradan nasıl etkileşim bulacağım? Eğer ki çekme kuvveti itme kuvvetinden büyükse nasıl bir bağ oluşmasını beklersin? Çekme kuvveti itmeden daha büyük. E güçlü etkileşim oluşmasını beklersin. Yani çekme kuvveti daha yüksek. Ama çekme kuvveti zayıf, itme kuvveti daha yüksek. Bak itme kuvveti daha yüksek. Veya bunlar birbirine çok yakınsa o zaman da zayıf etkileşimler oluşmasını bekleriz. Dolayısıyla kimyasal türler birbirine yaklaştırıldığı zaman elektron bulutları yani eksi yükler, çekirdekler yani artı yükler arasında elektrostatik bir itme çekme kuvveti meydana geliyor. Eğer ki çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse, büyükse güçlü etkileşimler, güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar oluşur. Kimyasal güçlü etkileşimlere kimyasal bağlar diyoruz. Eğer ki çekme itme kuvvetleri birbirine yakınsa veya işte itme kuvvetleri daha büyükse bu durumda da zayıf zayıf etkileşimler. Yani zayıf etkileşimlere de fiziksel bağlar diyoruz. Tamam. Bağın sağlamlığına göre de bu şekilde sınıflandırıyoruz. Şimdi güzel bir etkinliğimiz var. Rakamlarla gösterilen etkileşimleri güçlü mü zayıf mı? Atomlar arası mı, moleküller arası mı? Bu şekilde sınıflandıralım. Şimdi buradaki örnekte 1 ve 2 numaralı. Zaten sorularda bu şekilde gelir. Size moleküller verir, bazı bağların altına A, B, 1, 2 gibi ifadeler yazar. Şimdi 1 burada bakın hidrojenle klor atomu arasında değil mi? Ve hidrojen klorür bir molekül yani molekül içi. Atomlar arası. Dolayısıyla 1'e ben ne derim? Atomlar arası. Atomlar arası. Peki aynı zamanda güçlü mü zayıf mı atomlar arası olan bu bir numaralı bağ? Atomlar arası bağlar soy gazlar dışında neydi? Güçlüydü. O zaman 1'e ben güçlü derim. Güçlü. Peki. Bakın 2 numaralıyı ben kesikli çizgi olarak gösterdim. Sorularda da genelde öyle gösterir ama göstermek zorunda değil. Onu da düz çizgi olarak gösterebilir. Siz buradan onun zayıf bir bağ olduğu sonucuna ulaşacaksınız. Ama net ayrım olması için kesikli çizgiyle göstermek daha doğrudur. Şimdi 2 numaralı bakın hidrojen klorür burada başka bir molekül aynı tür olan iki tane farklı molekül. Şimdi hidrojen klorür, hidrojen klorür bu iki numaralı bağ o zaman moleküller arası bağdır değil mi? Moleküller arası bağ peki nedir? Zayıftır. İki numaralı bağ o zaman ben derim ki moleküller arası moleküller arası ve zayıf bir bağdır. Zayıf bir etkileşimdir. Peki başka bir örnek. Bakın su burada bir molekül. Başka bir su molekülü. Hidrojen bromür molekülü ve yine hidrojen bromür molekülü. Bakın burada bir numaralı Ba. Atomlar arası ve molekül içi değil mi? Atomlar arası ve güçlüdür. Atomlar arası. Atomlar arası ve aynı zamanda güçlüdür. Güçlü. Peki iki numara, bakın iki su molekülü arasındaki bağ. Dolayısıyla moleküller arasıdır. Moleküller arası ve zayıftır. Moleküller arası bağlar zayıftır. Peki 3 numara? 3 numara da su molekülüyle hidrojen bromür molekülü arasında o da moleküller arası ve zayıftır. Peki 4 numara ise 4 numara bakın hidrojen bromür molekül içinde yani atomlar arasında ve güçlüdür. 4 numara atomlar arası atomlar arası ve güçlüdür. Peki 5 numara 5 numara da yine hidrojen bromür hidrojen bromür molekülü arasındadır. 2 molekül arasında moleküller arası ve zayıftır. Tamam bu şekilde moleküller arası güçlü zayıf eşleştirmelerini yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi bu türler arası etkileşimleri bir sınıflandıralım. Alt sınıflarını falan görelim. Sonra zaten tek tek incelemiş olacağız. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimler ikiye ayrılır. Zaten biraz önceden beri sürekli ikiye ayırıyoruz. Güçlü ve zayıf olmak üzere. Güçlü etkileşimlerin bir diğer adı kimyasal bağlardır. Zayıf etkileşimlerin bir diğer ismi fiziksel bağlardır. Güçlü etkileşimlerde kendi içerisinde üçe ayrılır. Bunlar iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Ve kıyasla iyonik bağ en kuvvetlisi sonra kovalent bağ sonra metalik bağdır. Ama üçü de kuvvetlidir. İyonik bağ tabi bunları tek tek inceleyeceğiz de önden bir kere görmüş olalım. İyonik bağ metal ve ametal arasında elektron alışverişiyle gerçekleşen bir bağdır. Kovalent bağ ise iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bir bağdır. Metalik bağ ise Metalleri bir arada tutan güçlü bağdır. Tamam bunlar bizim güçlü bağlarımız. Güçlü bağlar her türlü zayıf etkileşimlerden daha kuvvetlidir. Zayıf etkileşimler ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere. Van der Waals bağları da bunları da yine tek tek inceleyeceğiz. Önden bir kere duymuş olalım. Van der Waals bağları için Van der Waals bağları ise kendi içerisinde üçe ayrılır. Dipol dipol etkileşim İyon dipol etkileşim ve indüklenmiş dipol etkileşimleridir. İndüklenmişin bir diğer ismi anlık demektir. Yani anlık olarak oluşan dipol etkileşimler. Bu anlık dipol etkileşimler de kendi içerisinde üç ayrılır. Dipol indüklenmiş dipol etkileşim, iyon indüklenmiş dipol etkileşim ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani en zayıf, zayıfın da zayıf, en zayıf etkileşim olan London kuvvetleri olarak sınıflandırabiliriz. Ve bir diğer zayıf etkileşim grubu ise hidrojen bağlarıdır. Hidrojen bağları diğer zayıf etkileşimlerden daha kuvvetlidir. Özel bir dipol dipol etkileşimdir, etkileşimidir. Flor, oksijen ve azot fon diye kodladığımız elementlerin içeren moleküllerin moleküller arası yaptığı zayıf bağdır. Ama bunu zaten orada hidrojen bağlarını ders bir sonraki zayıf etkileşim yani sonraki derslerde inceleyeceğiz. Yani şu an sadece tabloyu sınıflandırmayı görmüş olun. Dediğim gibi konu ilerledikçe Tek tek, iyonik bağ, kovalent, metalik, dipol-dipol, iyon-dipol, hidrojen bağı, bunları tek tek inceleyeceğiz, tamam? Devam edelim. Şimdi biz bu tek tek incelemeden önce önemli bir başlığımız var, Lewis yapısı. Lewis yapısı nedir? Nasıl yazılır? Bunu öğreneceğiz, bunu göreceğiz. Şimdi Lewis yapısını yazmak için dört tane adımı inceleyebiliriz. Nedir bu? Elementin önce katman elektron dizilimini yazıyoruz, boraton modeline işte 2 8 2, işte 2 8 8 neyse bunu yazıyoruz. Sonra son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısını buluyoruz. Buraya kadar bir sorun yok. Yani katma elektron dizilimini yazdım mesela karbonun 6 yazdım dizilimi nasıl yazacağım? 2 4 şeklinde. Değerlik elektron sayısı kaç? 4. Bunları zaten biliyoruz. Peki sonra Lewis yapısını çizmek için bu değerlik elektron sayısında elementin sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar değerlik elektron sayısı kadar nokta konulur. Ne demek bu? Şimdi örneklerde göreceğiz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Eğer ki noktalar sembolün dört tarafına teker teker yerleştirilir noktalar. Eğer dörtten fazlaysa ikili olur. Şimdi buna bakalım. lityum yazalım katman elektronu. 2, 1 değil mi? Son katmanında kaç elektron var? 1. O zaman litiyumu yazıyorum. Litiyumu normal sembolünü yazıyorum. Sonra lityumun şöyle kenarlarını dört kenar olarak bakın. 1, 2, 3, 4 kenar olarak düşünüyorum. Yani her atomu böyle 4 kenar olarak düşünüyorum. Şuradaki elektron sayısı kadar noktayı bu kenarlara yerleştiriyorum. Kaç tane elektron var, değerlik elektron var? 1 tane. O zaman 1 nokta koyuyorum. Nereye hocam? İstediğin herhangi bir kenara. Mesela buraya 1 tane yazdık. Bitti bu kadar. 1 ise 1. Ama 2 tane olsaydı buraya 2, 3, 4 diye devam edecek. Lityumun Lewis yapısının gösterimi bu kadar. Lityum yazıyoruz. 1 tane de nokta. Herhangi bir kenara. Karbon 4 karbonu yazdım. 4 tane nokta yazacağım. Şimdi burada herhangi bir kenar örneğin şu kenara 1. Bir. Önce birer birer yazmadan ikinci nokta gelmez, tamam? 1 2 3 4. Bu kadar. Karbonun Lewis yapısı bu şekilde gösterilir. 4 elektron burada gösterildi. Flor 2 7 değil mi? Flor 2 7. Peki florun gösterimi nasıl yapılacak? Bakın flor yazdım. 7 tane elektron yazacağım ya. 7 tane nokta yazacağım ya. Önce birer birer yazıyorum kenarlara. 1, 2, 3, 4. 4 tane yazdım. Sonra sırası fark etmeksizin. Bak saat günü falan burada yok tamam mı? Rastgele yazıyorsun yani. Ama kenarlara birer birer yazarak. Şimdi bazen yorumlarda yok Hocam saat yönü. Saat... Günü. Öyle bir şey yok burada tamam. Çünkü saat yönünde yazmanın falan bir mantığı yok. Sadece bir gösterim yapıyoruz. Buradaki dört tane noktayı veya bir ha bir noktayı sağ yazmış, ha sola yazmışsın. Bunun bir farkı yok. Ha üstte yazmışsın. Farkı yok bunun. Bir önemi yok bunun, tamam? Ama sen gidip burada üç nokta yazma. Önemli olan o. Gidip bir, iki, üç nokta yazma, tamam? Üç elektron var ya, üç elektronu var ya bunun. Gidip üç elektron ha üç nokta. Üç nokta yazmıyorsun. Bak değerlik elektron sayısı kadar nokta yazıyorsun. 4 nokta yazdım. Bak 6 nokta yazmadım. 9 nokta değil 7 nokta yazdım. Bak 4'ü yazdık. Sonra mesela 5 pardon 5 6 7 mesela şunu şu tekli kaldı değil mi? Görüyorsunuz. Bunlar ikişerli oluyor. Hatta sileyim tekrar şöyle yapayım. Daha net görülsün. Bakın. 1 2. Önce birer birer yazmış gibi düşün. 3 4 5 6 7. Bir tanesi tekli kaldı. Diğerleri ikili. Tamam mı? Helyumda özel bir durum var. Onu en son göstereceğim. Magnezyum örneğin. 2, 8, 2. O zaman magnezyumun nokta gösterimi nasıl yapacaksın? 2 tane nokta. Mesela birini buraya gösterdi. Bir burada. Bir de mesela burada. 2 nokta değil mi? 2 tane. Değerli elektron sayısı 2. Azot 7 nasıl yazacağım? Katman elektron dizilim 2, 5. 5 tane nokta. Azotu yazdım. 5 tane nokta. Önce birer birer. 1, 2, 3, 4. Ya 5. istediğin bir yere yaz. 5 mesela. Tamam. Şimdi ya ne işe yarıyor bu Lewis yapısı? Bunları tamam Lewis yapısını öğrendim. Tamam hocam değerlik elektron sayısı kadar noktayı kenarlarına önce dört kenara birer birer olmak üzere varsa ikincileri de herhangi bir sıra olmaksızın yerleştirin. Ne işe yarıyor? Gençler bu bize Lewis yapısını yazdığın zaman tek de elektron sayısı bize kaç tane bağ yapacağı bilgisini veriyor. Mesela lityumun kaç tane tek elektronu var? 1. O zaman 1 bağ yapar. Litium 1 tane bağ yapar. Karbon bakın kaç tane tek elektronu var? 1 2 3 4. O zaman 4 bağ yapar karbon. Peki flor kaç bağ yapar? Bak bunlar tek değil. Bunlar ikili. Bunlar bağ yapımına katılmaz. bir tane tek elektronu var. O zaman bir bağ yapar. Flor bir bağ yapar diyorsun. Peki magnezyum bak 1 2 bağ yapar diyorsun. Azot 1 2 3 bağ yapar. Gerçekten de böyle. Tamam Lewis yapısını yazman, bir atomun Lewis yapısını yazman sana bu kaç bağ yapacağı bilgisini veriyor. Helyumda özel durum var dediniz hocam. Bakın helyum 2 değil mi? Normalde şu an anlattığım kurallara göre yazsan helyumu nasıl yazacaksın? Şöyle değil mi? Aynı magnezyum gibi. 1, 2. Ancak böyle değil. Neden? Çünkü eğer böyle yazarsam şu sonuç, şu sonuç çıkıyor. Hocam o zaman helyum 2 bağ yapar. Ama helyum iki bağ yapar mı? E biz biliyoruz ki helyum soy gazdır ve soy gazlar bağ yapmazlar. Yani sadece özel durumlarda kripton ve ksenonun bileşikleri vardır. Helyumun bir bileşiği yoktur. Dolayısıyla helyum iki bağ falan yapmaz. Dolayısıyla bu şekilde ben bunu gösteremem. E nasıl göstereceğim hocam? Burada helyum da şöyle gösteriyor. Bu iki elektron tek bir kenarda herhangi bir kenarda yan yana gösteriliyor. Bir, iki. Tamam bu şekilde. Bu şekilde yazarsam helyumun herhangi bir bağ yaptığı sonucuna ulaşılmaz. Helyum bu şekilde görürsem ha bu bağ yapmıyor. Çünkü tekli elektronu yok. O zaman bağ yapmaz diyorum. Tamam. Atomlar dolayısıyla bu şekilde gösteriliyor. Peki iyonları da ben gösterebiliyorum. İyonların da Lewis yapısını gösterebiliyorum. Hatta konu ilerledikçe göreceksiniz ki bileşiklerin ve moleküllerin de Lewis yapısını gösterebiliyorum. Biz şu an sadece atom ve tek atomlu bir iyonun Lewis yapısına bakalım. Mesela magnezyum 2 artı ve N3 eksi. Bakın önce elektron sayısını bulmamız lazım. 10 elektronu var. 10 elektron dizilimi nasıl? 2, 8. Şimdi şöyle. Magnezyum elektron 2 elektron vererek artı yüklendi değil mi? Magnezyumun değerlik elektronları 1, 2 idi. İkisini de verdi. Artık burada yazılabilecek noktayla gösterilebilecek bir değerlik elektron kalmadı. Dolayısıyla magnezyumun Lewis yapısı sadece direkt magnezyum 2 artı şeklinde gösterilebilir. Yani gösterilebilecek bir elektron yok. Verdi. iki değerlik elektronu da verdi. Dolayısıyla gösterilebilecek bir elektron yok. Dolayısıyla doğrudan böyle gösterilir. Dolayısıyla artı yüklü iyonlar doğrudan bu şekilde gösterilir. Veya ekstradan şöyle de köşeli parantez şöyle de gösterilebilir. Bu da doğrudur. Hatta 2 artı dışarıda çıkarılabilir. Önemli değil. Böyle gösterilebilir. Ancak eksi yüklü iyonlarda bakın azot 10 tane elektron var. Yani 3 elektron almış. 2, 8 olmuş. Burada ise bakın burada ise durum şöyle. Azotun zaten 5 tane değerlik elektronu vardı. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane değerlik elektronu vardı zaten değil mi? Evet. 3 tane daha elektron aldı. 1, 2, 3 tane daha değerlik elektron aldı. Bak o aldığı elektronları da eklemeye devam ediyoruz. Ekliyorsun çünkü almış. Magnezyumda vermiş verdiklerini çıkartıyorsun, siliyorsun aslında. İki tane elektron verdi, ikisini silerek aslında magnezyum 2 artıyı gösteriyorsun gibi. Böyle düşünebilirsin. Eksi yüklü değilse elektron aldı. Aldığı bu değerli elektronları da ekliyorsun. Ve sonra bitmiyor burada. Bu şekilde bırakmıyorsun. Sonra köşeli parantez, köşeli parantez. Bu yükünü yazıyorsun. Azot 3 eksi şeklinde. Tamam mı? iyonların Lewis yapısı özellikle anyonlarda buna dikkat ediyorsun bu şekilde gösterir. Gidip burada 8 elektronu göstermeseydi yanlış diyecektim. Tamam. Gidip direkt azot 3 eksi yazsaydı Lewis yapısı için yanlış diyecektim. Bu şekilde doğru. Devam edelim. Bununla ilgili yine bir güzel bir etkinliğimiz var. Burada bazı elementler var. Elektron izlemi, değerlik elektron sayısı ve Lewis yapısını yazacağız. Ve iyonunun Lewis yapısını yazacağız bir de. Yani nereden alacağız hangi iyon? Şimdi bakın atomlar kararlı hale geçmek için bazı atomlar son yörüngesini 2 elektrona tamamlar. Bu helyum düzenidir. Buna dublete, dublet kararlılığı denir. Dublet kuralı denir. Dublet yani 2'ye tamamlama. Bir de helyum dışındaki soy gazlar. Bu işte neon, argon, işte kripton diye gider. Bunların da son yörüngesi 8 elektronudur. Son yörüngesini 8 elektrona tamamlamak ister. Bu da oktet kuralıdır. Okteti tamamlama. Bir atom kararlı hale geçer. Kararlıdır zaten de soy gaz üzerinde geçerken ekstra kararlı olur. Kararlı hale geçebilmek için elektron alır veya verir. Elektron alarak veya vererek son yörüngesini 8 elektrona tamamlamışsa bakın magnezyum 8'e tamamladı. Azot da 8'e tamamladı. Bunlar oktet kuralına uyar. Oktet kararlılığına ulaşmıştır. Ama bazı mesela şimdi lityumu düşünelim lityum artı iyonu olsaydı bir elektron verseydi ne olacaktı son yörüngesi? İki elektrona tamamlanmış olacaktı. O zaman o dublet kuralına uymuş olacaktı. Dublet kararlılığına ulaşmış olacaktı. Tamam. Dolayısıyla biz iyonun burada elektron alarak veya vererek son yörüngesini soy gaz benzetmesi üzerinden bakacağız. Şimdi oksijen katma elektron dizilimi şöyle yazalım. Şöyle yazalım. 2 6 Son katmandaki elektron sayısı kaç? 6. Değerli elektron sayısı 6'dır. O zaman oksijenin çevresine 6 tane nokta yazacağım oksijen sembolünü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İyonunun levis yapısı. Şimdi oksijen bak 6 idi ya. 8'e tamamlamak için ne yapması gerekir? 2 elektron alması gerekir. 2 elektron aldığı zaman önce şunu tekrar yazalım. Zaten 6 tane değerli elektronu vardı. 2 elektron dağılarak 1, 2, 2 elektron aldığı için eksi 2 ya da 2 eksi fark etmez. Bu şekilde iyonun Lewis yapısı gösterir. Sodyum 2, 8, 1. Diğer elektron sayısı kaç? 1. Lewis yapısı nasıl sodyumun? Bir tane nokta sadece. Bir tane nokta. Şimdi hangi hale geçmek istiyor? Kararlı hale. Yani şu bir elektronu verecek. Son yörüngesini 8'e tamamlayacak. Demin de oksijen 2 elektron olarak burayı 8'e tamamlamıştı. 2 elektron olarak. Bu ise bir elektron verecek. E bir elektron verdiği zaman artık sodyumun çevresine yazılacak bir şey kalmıyor. Sodyum art bu şekilde. Ya da köşeli paranteze de alabilirsin. E neon 2, 8. Değerlik elektron sayısı 8 ve neon da 8 elektron da oradan şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten kararlı. Bağ yapar mı? Tek de elektron yok. Yapmaz. İyonu yok zaten. Neonun iyonu yok ki. Zaten kararlı yapıda. Dolayısıyla buraya çizilecek bir şey yok. Kükürt 2, 8, 6. Değerlik elektron sayısı 6. Kükürtü 6 tane nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örneğin. 2 tane bağ yapar değil mi? Aynı oksijen gibi zaten ikisi de 6A grubunda. O da 2 elektron olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Şöyle göstereyim. 7, 8. 2 elektron olarak S2 şeklinde kararlı yapıya geçer. Alüminyum 2, 8, 3. E Değerlilik elektron sayısı 3 ve alüminyum da 1, 2, 3 nokta olur. Kararlı hale geçmek için bak bu 3 elektronu verecek. Bak bu 2 elektron almıştı bu arada. 8'e tamamlamıştı. Bu da 3 elektron vererek 8'e tamamlar. Ya hocam 5 elektron alsa da 8'e tamamlı 3 elektron vermek. Ama metaller elektron alma değil. Verme eğilimindedir. Metaller vererek kararlı hale geçer. A metaller alarak geçer. Daha önceki derslerde metaller, ametaller ve bilmemiz gerekenleri öğrenmiştik. Bak bu metal alüminyum. Dolayısıyla 3 elektronu verir. Alüminyum 3 elektronu verdiği zaman... Al 3 artı iyonunu iyonuna geçmiş olur. Kararlı yapıya geçmiş olur. Kalsiyum 2, 8, 8, 2. Değerli elektron sayısı 2. O zaman kalsiyum 1, 2 nokta yerleştirilir Ve kalsiyum bu 2 elektronu vererek son yörüngesini 8 elektrona tamamlar. Yani oktetine, oktet kararlılığına ulaşır. Ve kalsiyum 2 artı şeklinde gösterebilirim. Dediğim gibi bunları aynı zamanda şöyle köşeli parantezi alarak da yine göstermemizde herhangi bir sorun yok. Tamam. Lewis yapısı Önemli gerçekten bir başlıkta. Yine sınavlarda soru çıkan da bir nokta. Diyerek bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Temeli atmış olduk bu ünitede. Bu ünite aynı zamanda bir AYT'nin de temelini oluşturan bir ünitedir. AYT için de önemlidir. Yani sayısalcılar için son derece önemli bir ünitedir bu. Şimdi, şimdi sorulara geçelim. Hız veren renk yayınlarından aldığım örnek sorularla devam edelim. Aşağıdaki tabloda bazı tanecikler verilmiş. Buna göre bu taneciklerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi oksijen element molekülü. Evet aynı tür atomlar var. Doğru. H2O bileşik moleküldür. Doğru. Bileşik. Farklı tür atomlar var. Dolayısıyla bileşik molekül. Magnezyum monoatomik yapılır. Evet. Tek magnezyum yazmış. O2. Bakın poliatomik. Evet. Birden çoksa poli. Poli çok demektir. Doğru. Potasyum artı ve sülfat 2 eksi bakımından artı eksi. Yani bunlar iyondur. Ama SO4 2 eksi katyondur diyor. Ancak bu anyondur. Eksi yükler anyonu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Aşağıda AB tanecikleriyle ile bazı etkileşim türleri X, Y şeklinde belirtilmiş. Hangisi yanlıştır? X bakın H2 burada bir molekül. F2 de burada bir başka bir molekül. Molekül içi atomlar arası bu X güçlü etkileşimdir. A1 farklı metaller var ya bileşik moleküldür. Ve Y etkileşimini kırmak için. Y nasıl bir etkileşim? Molekül arası zayıf değil mi? Zayıf etkileşimleri kırmak için bunu bu ünitenin en sonunda öğreneceğiz ama soru geldiği için önden görelim. Zayıf etkileşimlerin kırılması için genellikle 40 kilojülün altında enerji gereklidir. Güçlü etkileşimleri ise genellikle 40'ın üzerinde ve 40'ın çok üzerinde hatta enerjiler gerektirir. Dolayısıyla Y etkileşimini kırmak için gerekli enerji 40'tan büyüktür diyor ama 40'tan büyük değil küçüktür. Dolayısıyla bu C şıkkı yanlıştır. B element moleküldür diyor. Evet aynı tür atomlardan oluşuyor element molekülü. Y'nin zaten zayıf etkileşim olduğunu söylemiştik. Bir başka soru bir yudum öyle devam edelim. Aşağıdaki tabloda bazı tanciklerin bağ türü ve oda şartlarında fiziksel hali verilmiştir diyor. Tamam buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi tanciklerin birbirine uyguladığı çekim güçleri arasındaki ilişki şeklindedir. Bakıyoruz şimdi. Helyum helyum bakır bakır bunlar atomlar arası değil mi? Su ise molekül arası zaten söylemiş. Peki atomlar arası bağlar güçlü Moleküller arası bağlar zayıf demedik mi? Evet. Tamam. Yani şu su, mo su molekülü bir kere en zayıf. Peki. Atomlar arası olup da zayıf olan etkileşimlerden sadece bir istina vardı. Bakın. Helyum soy gaz değil mi? Soy gaz atomlar arasındaki bağlar atomlar arası olmasına rağmen zayıftır. Bu zayıf. Bakır bakır atomlar arası ve soy gaz değil. Metal. Metalik bağ var burada. Güçlüdür. E su da molekül arası zayıf. Ya yani bu da zayıf bu da zayıf. İkisi de zayıf ama hangisi daha zayıf? Bakıyorum şu, şu bilgiye bakıyorum bu durumda. Helyumun gaz olduğunu, suyun sıvı olduğunu söylüyor. Gaz tanecikleri arasındaki etkileşimler en zayıf etkileşimler. Dolayısıyla burada bakır en büyük. Sonra ikisi de zayıf ama su sıvı olduğu için biraz daha kuvvetli. Helyum en en zayıfıdır burada diyebiliriz. Dolayısıyla bu doğru. Helyumun bazı tür atomlar arası olmasına rağmen zayıf etkileşimdir diyor. Doğru. Bunu zaten ifade ettik. Bakırın tanecikler arası etkileşimi güçlüdür etkileş ifadesi de burada doğrudur. Hatta metalik bağdır sonraki derslerde öğreneceğiz. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevap. Bir başka soru. Su tancı için etkileşim türü şekildeki gibi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın burada bir zayıf, iki kuvvetli etkileşim değil mi? Bir zayıf etkileşimdir. Doğru. İki güçlü, kuvvetli yani kimyasal bağdır. İki molekül içi atomlar arası bağdır. Dolayısıyla üçü de burada doğrudur. Ve bununla birlikte sorularımızı da bitirmiş olduk. Ödev olarak da yine hız ve Renk yayınlarından veya sizin elinizde bunlar herhangi başka bir soru bankasından. Burada iyonik bağ kısmına kadar bir sonraki derste iyonik bağ geçeceğiz. İyonik bağ kadar bu üniteyle ilgili soruları çözebilirsiniz. Ve son olarak 8. günün sorusu. Şekerli suda şeker ve su molekülü arasında bir etkileşim var. Etkileşim oluşur. Şekeri suya attığınız şekerli su arasında bir etkileşim oluşarak çözünüyor. Bu etkileşim güçlü müdür? Güçlü etkileşim midir? Zayıf etkileşim midir? Bunu da ben size sormuş olayım. Cevapları yorumlarda bekliyorum diyelim ve 8. günümüzde 8. gün dersimiz bitmiş oldu. Bir sonraki gün 9. günle birlikte iyonik bağla derslerimize devam edeceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere.